Şimdi şeytanın geçmişine indiğimizde aslında şeytan meleklerden biri ve hatta iyi bir görevli, çok önemli de bir görevi olan bir melek olduğu mu karşımıza çıkıyor? Aslında Allah Azze ve Celle mübarek Kur'an'da kâne minel cinni diyor. Yani iblis aleyhillâne bir cindir, cin tayfasındandır, cin ırkındandır. Ateşin özü ve nurdan yaratılmış olan melekler vardır. Hı. Ateşin içinden yaratılmış olan cinler vardır, dumansız bir şekilde olan. Hı. Ve ateşin öz menşeini barındıran yaratılmış olarak da bir şeytan vardır, şeytan iblis vardır. Melek değildir o değildir. Zaman. Değildir. Ayette evet. Diyor ki kâne minel cinni ama bulunmuş olduğu konum sebebiyle meleklerin üstündeydi. Neden? Meleklerle iblis arasındaki fark neydi? Meleklerde mutlak bir itaat söz konusuydu. İbliste ise irade, yorum ve mantık üzerinden hareket etme yetisi vardı. Yani meleklere şunu yapın denildiği zaman melekler direkt onu yapmaya müsaittiler. İbliste ise nefis vardı. O neden ve niçin yaptığını ya da yapmaması gerektiğini ya da yapması gerektiğini sorgulayabilecek bir yapıya sahipti. Zaten filmin, yani konumuzun ilerleyen dakikalarında Azazil gibi yüce bir makamdan iblis gibi en aşağıdaki bir makama düşmesine sebebiyet verecek o mantığını, iradesini doğru kullanmaması sebebiyle olacaktı. Ama şunu bize öğretiyor en azından iblis, sırf iradesiyle Allah'a itaat ettiği için, onun emirlerini yerine getirdiği için o dönemde Azazil olmuş, meleklerin bile üst makamında bulunmuştu. Bu çok önemlidir. O dönemde meleklerin bile üst makamında bulunan... Amiri, onların idarecisi, hatta İsrailiyat'la beraber cennet hazinedarlarının başında bulunuyordu. İsrailiyat'ta böyle mi geçiyor hocam? Evet. Cennet hazinelerinin başındaki kişi. Kişi olarak geçiyor. Cennetin kapılarının sorumlusu nasıl ki Rıdvan'sa, onların hepsinin amiri olarak karşımıza çıkan da Azazil. Allah Azze ve Celle yoktan bütün alemi yarattı. Haritayı şöyle uzaklaştırdıkça uzaklaştıralım İbrahim evet. Abim. Uçsuz bucaksız kainatı, hani bilimsel veriler üzerinden zihnimizde canlandırmaya çalışıyoruz. 13.8 küsur milyar yıl önce kainat, büyük makro kozmos inşa oldu, takdir olundu. İşte 5 küsur milyar yıl önce içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi, 5 küsur milyar yıl önce içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin içindeki 250 milyar kadar güneşten birisi olan bizim güneşimiz oldu. 4-4,5 milyar yıl kadar önce o güneş sisteminin içerisinde bulunan 8 gezegenden birisi olarak dünya takdir oldu. Dünyanın içerisinde de yaşam ihsan olmuş oldu. Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir hayat takdir etti. Ve ilk başta bu hayatı irade etmesi için önce melekleri vardı, arşı yarattı, arzı yarattı, kürsüyü yarattı, varlık alemini yarattı, içinde dünyayı tercih etti. Dünyanın içerisinde belki Pangea dediğimiz, milyonlarca yıl önce tek süper kıta olarak bildiğimiz bir kıtanın içerisinde ilk başta cinleri yeryüzüne imtihan olarak gönderdi. Zariyat suresinde buyuruyor ki Estağfirullah وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Tanısınlar, bilsinler. Yani tanımadan bilinemez, bilinmeden kavranamaz, kavranmadan iman edilemez, iman edilmeden de sorumlulukları yerine getirilmiş olmaz. Hı hı. Cinler yeryüzünde Allah'ın dilediği zaman kadar yaşadılar Uğur Bey. Belki yüzlerce yıl, belki binlerce yıl, belki milyonlarca yıl. İçlerinde iman edenler oldu, inkar edenler oldu. Kendilerinden sonra gelecek bir ırk zaten vardı, beklemekteydi. Nasıl ki insanın sonu kıyametle daha yaratılışın başından beri belliyse, iblis öncesindeki cinlerin durumu da belliydi. Cinler yeryüzünde fitne çıkardılar, kan döktüler, Allah'ı inkar ettiler. Yeryüzünde iman eden cin kalmayınca Allah Azze ve Celle meleklerin başında bulunan seçkin kulu Azazil başkanlığında bir orduyu yeryüzünü helak etmek üzere yeryüzüne indirdi. Peki bunun... Azazil sonradan şeytana ve iblise dönüşecek kişi. Dönüşecek kişi. Hatta Hallacı Mansur vardır, meşhur Enel Hak davasından bahseden. Evet. İran asıllı Hallacı Mansur duymuşsundur. Evet, evet, evet. Hallacı Mansur'un bir kitabı vardır. Uzun uzun bunu anlatır ama biz daha çok bizim bu programımızdaki referanslarımızdan faydalanmak isteyenler olur diye Taberi'nin Camiü's Sagır, Camiü'l Beyan isimli eseri bunu önerebiliriz. Suyuti'nin Durul Mensur'u öneririz. Ve yine Salebi'nin Mecalis kitapları ki bunu detaylıca anlatan kitaplardan yine İbn-i Sa'd'ın Tabakati'nin birinci cildi. Bütün bunlardan harmanlayarak arz ediyorum. Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleri de bunun içerisinde. Bu kadar detaylı bilgiyi verip sizlere sıkmamak için onları harmanlıyoruz. Evet. Burada size arz ediyoruz.
İblis yeryüzüne indi. Hı hı. Yanında bulunan meleklerle beraber yeryüzünde küfre batmış olan bütün cinlerin sonunu getirdiler. Belki buzul çağı diyebildiğimiz milyonlarca yıl önce yeryüzündeki dinozor çağının da bitmiş olduğu dönem belki o dönemdi. Ya hocam, İhtimal mi? Şimdi o dönemde bütün küfre batmış olan cinlerin kökünü kurutuyor. İman eden çok az bir kısmı var, zayıf bir şekilde, onlar evet. Müstesna olarak. Böyle bir görevi olabilir mi şeytanın? Yani mesela günümüzde de yoldan çıkmış bütün insan soyunu, kökünü kurutacak gibi bir görevi olabilir mi hocam? Şu anda olamaz, çünkü zaten o helak etmek için gittiği grupların yolunda gidiyor şu anda. Sonradan, haktan saptığı, batılı tercih ettiğini göreceğiz. Şu anda Allah'a itaatkar bir kul, çünkü Allah'ın seçkin bir kulu. Evet. Bu iradesi, bu farkındalığı onu yanlış bir yere götürecek. Onu kibre götürecek, birazdan onu göreceğiz. Evet. Burada Allah Azze ve Celle'nin emriyle bütün yeryüzündeki bulunan kafir ve zalim cinler helak edildikten sonra bazı cinler dağlara, bayırlara kendilerini hıfz ettiler. Oradan eman dilediler, bırakıldı. Azazil görevini tamamlamış olmanın vermiş olduğu gururla Allah'a en yakın varlık olduğunu kendi nefsinde addetti. Ben olmasam siz hiçsiniz ya. Ben olmasam sen hiçbir şey yapamazsın. Kime diyor bunu? Allah-u Teala'ya mı diyor? Allah'a demiyor. İblis hayatı boyunca hiçbir zaman Allah'ı inkar etmedi. Hala daha iblis hiçbir zaman Allah'ı inkar etmemiştir ve Allah'a da karşı gelmemiştir. Hı hı. İblis Allah'ın emrettiği kişiye karşı gelmiştir. Yani birazdan göreceğimiz isyan Allah Azze ve Celle'den ziyade onun tercih ettiği kişiye başkaldırı olacak. Hı hı. Azazil, yani iblis o anda hala Azazil, bütün her şeyin kendinden bilmeye, Allah'la arasında artık ikinin ikincisi olduğunu düşünecek kadar bir kibre düşüyor. Bazı insanlar elde ettikleri küçük makamlarla kendilerini dünyanın merkezinde sanma zafiyetine düşerler. Bu aslında ibliste de vardı. Nefis taşıyan her varlıkta vardır. Babası biraz fazla öper, ailenin en sevilen evladım benim demeye başlar. İş yerinde işler biraz iyi gider, iş yerindeki bütün işler benim hatırıma gidiyor der. Bulunduğu mahallede, ülkede bereket olur, ben varım da Allah buraya rahmet ediyor demeye başlar. Birkaç tane nafile ibadet de yaptıysa, yeryüzünün onun hürmetine rızıklandırdığını düşünecek gaflete bapmaya başlar ve sonra haktan sapıp kendi kanaatlerini din gibi algılamaya başlar. İblisin bu içindeki hissiyatı melekler bilmiyordu ama Allah Azze ve Celle biliyordu. Bunun üzerine hemen bu tarafa İbrahim abim, Bakara suresi 30. ayeti hemen alalım. Yani 27 numaralı görüntü alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.